Merhaba sevgili izleyenlerimiz, ekran başına hoş geldiniz. Güzel bir günle sizlerle beraber inşallah güzel bir program ve yanında güzel yemekler hazırlayacağız. Tezgahımız hazır, malzemelerimiz hazır. Birazdan sizlerle beraber hem lezzetli hem kolay hem de pratik 3 tane yemek inşallah hazırlanmış olacağız. Sucuklu çok güzel bir kuru fasulyemiz var, onu yapacağız. Ondan sonra esmer pilavımız var, bezelyeli güzel bir pilav yapacağız. Ondan sonra kadayıflı muhallebi tatlımız var. Bu şekilde 3 tane yemek hazırlayacağız, tezgahımızı üzerine çıkarmış olacağız. Biz burada yemeklerimizi yaparken siz de evinizde yapacağınız hem lezzetli hem kolay hem de pratik 3 tane yemek inşallah hep beraber hazırlanmış olacağız. Yemeklerimizi tekrardan görmek veya yapmak istiyorsanız sosyal medya hesaplarımıza bakabilirsiniz. TGT olarak Facebook'ta, Twitter'da, Instagram'da ve YouTube'da bizleri takip edebilirsiniz. Orada da bütün programlarımızı izleyebilirsiniz. Programımızın tekrarı gece saat 2 ile 2.30, hafta sonları saat 10 ile 11 arasında programımızın tekrarı var. Kaçırmışsanız izleyebilirsiniz. Ondan sonra beni de takip etmek istiyorsanız Şef Abdullah Usta veya Abdullah Hakim YouTube sayfalarından takip edebilirsiniz. Orada da bana ulaşabilirsiniz. Instagram ve diğer sayfalarında aynı şekilde bana ulaşabilirsiniz. Yemekleriniz varsa ondan sonra yemek hakkında bilgi almak istiyorsanız oradan ulaşabilirsiniz. Hediyelerimizi kazanmak istiyorsanız aynı şekilde hem ızgaramızı hem de tuzumuzu kazanmak istiyorsanız Instagram adresimi takip edip mesaj bölümüne isim, soyisim, adres ve telefonlarınızı bırakıp çekilişe dahil oluyorsunuz. Ayın 1'inde çekilişimiz var ve isminiz çekildikten sonra çok kullanışlı, çok güzel bir ızgaramızı sizlere hediye edeceğiz. Bitişik sfabdulosa.tgt sayfasını takip edin. Orada da bana ulaşabilirsiniz. Tabii ki çok güzel yemeklerimiz var ve onun yanında da çok değerli bir konuğumuz var. Biyoenerji uzmanı sevgili Nazım Yıldırım'la beraber biraz bir sohbet edeceğiz. Biraz bir kendisini tanıyacağız. Tanıdıktan sonra hem inşallah sizlerden gelen soruları da alacağız ve programımıza bu şekilde devam etmiş olacağız. Abim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz Allah iyisiniz. Razı olsun. Sağ olasın. Allah daha iyisin. Çok şükür bir gün biraz daha iyiyim. Geçmiş olsun. Rahatsız mısınız? Evet, inan ki var ya bir haftada çok zor geçti inan ki rahatsızlık. Geçmiş sadece olsun. Ben değildim. Komple ev hastaneye döndü. Maalesef Türkiye'de şu anda mevsimsel olarak gribal bir enfeksiyon sorun var. O da bu aylarda çok normal. Evet. İnşallah kısa metrajda atlatırsınız. İnşallah inşallah. Siz nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Teşekkür ederim. Çok iyiyim. Sağlığım saatin yerinde. Çok güzel. Buradan Avrupa'ya son iki program yaptık. Çok çok selamlarımı şey yapıyorum. Çünkü evet. Çok ciddi bir talep oldu. Peki şöyle bir şey yapalım. Tekrardan Nazım Yıldırım nerelidir, neler yapar? Biraz bir kendisi tanıtın. Nazım, devam edelim. Nazım Yıldırım Adapazar doğumlu. Son 3 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. 10 yıla yakındır biyoenerji işiyle uğraşıyorum. Çok güzel. Ve şükür elhamdülillah ki yani bu işte %100'e yakın birçok hastamdan sonuç alıyoruz Allah'ın izniyle. Çok güzel. Ve hatta o kadar iddialı konuşuyorsunuz. Diyor ki yani şu Türkiye'de diyorsunuz bu işi yapan en iyi 5 kişiden bir tanesi de benim, evet, diyorsun. Evet. Aynen öyle. Bunda hiç mütevazı olamıyorum gerçekten. Eğer Türkiye'de bu işi gerçekten layığıyla bir 5 kişi varsa yapan bu 5 parmakta 5'i benim. Çok güzel gerçekten. Yani tabii bu Allah'ın bir takdiri. Yani bu bize sonradan gelen bir nasip diyelim. Evet. Herkesin yapabileceği bir şey değil. Gerçekten, evet, değil. Ama şükür elhamdülillah yani iyi şey, iyi sonuçlar alıyoruz. Çok güzel. İyi o zaman biz şöyle bir şey yapalım mı? Tabii konular bölünmesini istemiyorum. Ben tabii önce bir listelerimi alacağım. Tabii. Ondan sonra devam edeceğiz. Tabii ki. Tabii ki sevgili izleyicim. Hani biz dedik ki hediyelerimiz dedik sizlere. Sizler de tabii sosyal medya hesaplarını takip ettiğinizde çok kullanışlı, çok güzel bir ızgaramızı kazanıyorsunuz. Yani şu andaki piyasa değeri 700 lira, 800 lira olan bir tane ızgaramızı biz sizlere hediye ediyoruz. Herhangi bir ücret ödemeden, kargo parası dahi ödemeden ben bu ızgaramızı sizlere hediye ediyorum. Onu kazanmak için sosyal medya hesaplarımı takip ediyorsunuz. Ayın 1'inde çekilişimiz var ve yanında tabii ki her hafta 2 tane şurada görmüş olduğunuz tuzumuzdan sizlere hediye ediyoruz. Her hafta 2 tane setimizden hediye ediyoruz. Setimizin içinde neler var? 5 litrelik şurada da gördüğünüz şişelerimiz var sevgili izleyenlerimiz. 2 tane bu şişelerimizden. O da yaklaşık hemen 2 litreye yakın. 1 litre, evet. Bunlar da 1 litreye yakın tuzlarımız. Şu şişeden 2 tane 5 litrelik tekrar gördüğünüz gibi şişemiz ve 2 tane de yanında şık ve güzel tuzluğumuz geliyor. Bunlara sadece ödeyeceğiniz ücret 100 lira gibi bir ücret ediyorsunuz. Hemen sitemizde aynı şekilde bakabilirsiniz. Oradan da siparişlerinizi verebilirsiniz. Bu setimizden de sizlere hediye ediyoruz. Her hafta 2 tane setimizden hediye ediyoruz. Sizler de tabii bu setimizi satın almak da istiyorsanız hemen sitemizin adresi www.sivituz.com adresinden de bakabilirsiniz. Sadece tuz yok, orada diğer ürünler de var. Cilt bakımıyla ilgili, ayak bakımıyla ilgili, ondan sonra
ıslak mendilinden tutun. Orada çok güzel ürünler de var. Siz de bakabilirsiniz. www.sivituz.com adresinden bakabilirsiniz. Hemen telefon numaramızı da verelim arkadaşlar. Sizlerden ricam. Telefon numaramız da ekrana gelsin. Onu da verelim. Ondan sonra listelerimizi alabiliriz. Sivit tuzumuzu satın almak istiyorsanız, bayilik için veya toplu olarak almak istiyorsanız, perakende olarak almak istiyorsanız, eviniz için almak istiyorsanız oradan da ulaşabilirsiniz. www.sivituz.com adresi ve telefon numaramız 0212 912 1474 numaralı numaradan siparişlerinizi verebilirsiniz. 0212 912 1474 numaralı numaradan siparişlerinizi verebilirsiniz. Bayilik için de aynı şekilde arayabilirsiniz. Veya toplu olarak alıp satmak istiyorsanız bu numara üzerinden ulaşabilirsiniz. Şimdi biz 3 tane listemizi peş peşe alacağız. Ondan sonra bol bol söyleşimize devam edelim inşallah. Hangi listemiz hazırsa onlara bir yavaş yavaş bir değinelim. Ondan sonra devam edelim. Sucuklu kuru fasulyemiz için neler kullanacağız? Hangi malzememiz var? 500 gram kadar fasulyemiz, 1 adet kuru soğanımız, 2 diş sarımsağımız, 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 1 yemek kaşığı kadar salçamız, 200 gram kadar sucuk, 2 adet domates, 3 adet biberimiz, yeteri kadar doktor sağ sıvı tuzumuz, karabiberimiz ve pul biberimiz, 500 gram kadar kuru fasulyemiz, 1 adet kuru soğanımız, 2 diş sarımsağımız, 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 1 yemek kaşığı kadar salçamız, 200 gram kadar sucuk, 3 adet biberimiz, 2 adet domatesimiz, 1 çay kaşığı kadar tuz, karabiber, pul biberimiz kullanılacak. Önce fasulyemizi bir gün öncesinde hazırlıyoruz. Haşladık, hazırladık, tezgahımızın üzerine aldık. Tenceremizin içine yağımızı ilave edeceğiz. Soğanımızı kavuracağız. Soğanımızı iyice kavururken hemen içine sarımsağımızı ilave edeceğiz. Salçamızı, baharatlarımızı hepsini içine ilave edeceğiz. Salçamızı iyice kavurduktan sonra bize yetecek kadar suyumuzu içine dökeceğiz. Suyumuzu döktükten sonra o kaynamaya başlayacak. Kaynama başladıktan sonra eğer ki fasulyemiz çok fazla haşlanmışsa sonradan içine ilave edeceğiz. Ama biraz hafif diriyse içine ilave edebiliriz. Ondan sonra biberlerimizi, domatesimizi, sucukları ufak ufak doğrayacağız. İçine ilave edeceğiz. Onları da ilave ettikten sonra fasulyemizi içine ilave edeceğiz. Fasulye ile beraber tekrardan güzelce bir şekilde bir kaynayacak. Kaynadıktan sonra da afiyet yiyeceğine çok lezzetli, güzel bir kuru fasulyemiz olmuş olacak. Şimdi de sizlere afiyet olsun diyelim. Evet, diğer listemiz hemen kadayıflı muhallebimiz için de 300 gram kadar taze kadayıfımız. Geniş bir ailesek daha fazla kullanabiliriz. 1 litre kadar sütümüz, 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 3 yemek kaşığı kadar unumuz, 1,5 su bardağı kadar toz şekerimiz, 1 paket vanilyamızı kullanacağız. 300 gram kadar taze kadayıfımız, ondan sonra 1 litre kadar sütümüz, 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız ve unumuz, ondan sonra 1,5 su bardağı kadar toz şekerimiz, 1 paket vanilya kullanacağız. Önce kadayıfımızı tel tel ayırıyoruz. Ayırdıktan sonra tereyağımızı üzerine döküyoruz. Onunla beraber harmanlıyoruz. Harmanladıktan sonra tepsimizi içine diziyoruz. Tepsimize döktükten sonra tekrardan fırına gönderiyoruz. O fırında güzelce bir şekilde bir kuruyor. Kuruduktan sonra siz istersen kat kat da yapabilirsiniz. İstersen hemen ufalayıp da o şekilde de ilave edebilirsiniz. O yavaş yavaş hemen fırında pişerken, güzelce bir şekilde bir kavrulurken biz de tekrardan tenceremizi içine yağımızı döküyoruz. Unumuzu iyice bir kavuruyoruz. Unumuzu iyice bir kavurduktan sonra sütümüzü azar azar içine ilave ediyoruz. Sütle beraber unumuzu açıyoruz. Şekerimizi ilave ediyoruz. Vanilyamızı ilave ediyoruz. Ondan sonra tepsimizin altına kadayıfımızı yarısını döküyoruz. Üzerine muhallebimizi. Onun üzerine kadayıfla beraber tekrardan kapatıyoruz. Kapattıktan sonra hemen bir yarım saat veya da bir saat boyunca bir dinlendireceğiz. Ve dinlendikten sonra da istediğimiz şekillerde ve ölçülerde kesip afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli güzel bir muhallebi olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Evet, bezelyeli esmer pilavımız için de kullanacağımız malzememiz 2 su bardağı kadar pirincimiz, 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 1 su bardağı kadar bezelyemiz, 2,5 su bardağı kadar tavuk suyumuz, ondan sonra 1 tatlı kaşığı kadar tarçınımız ve yeteri kadar doktor sağ sıvı tuzumuz, ondan sonra toz şekerimiz, bir tutamda dereotu kullanacağız. 2 su bardağı kadar pirinç kullanacağız, 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 1 su bardağı kadar bezelyemiz, 2,5 su bardağı kadar tavuk suyumuz ve ondan sonra da 1 tatlı kaşığı kadar tarçın, yeteri kadar doktor sağ sıvı tuzumuz, toz şekerimiz, bir tutamda dereotu kullanacağız. Tenceremize yağımızı ilave edeceğiz. Pirinçlerimizi güzelce bir kavuracağız. Kavurduktan sonra içine baharatlarımızı ilave edeceğiz. Ondan sonra suyumuzu hemen tavuk suyumuzu içine dökeceğiz. Bezelyemizi ilave edeceğiz. Kapağını kapatacağız. İyice bir demlenecek, iyice bir dinlenecek. Sunum yaparken üzerine bolca dereotumuzu da ilave edeceğiz ve ondan sonra da afiyet yiyeceğiz. Hem lezzetli hem de güzel bir pilav olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Biz de yavaş yavaş artık hazırlığımıza devam edebiliriz. Peki sevgili Nazım Hocam. Biyoenerji dedin tabii ki bundan 15 sene önce başladınız. 10 sene aşkın bir zaman. Evet. Yani daha öncesi vardı ama tam profesyonel olarak yapmadığınız için. Evet. 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 Peki biyoenerji nedir? Biraz izleyicimize bir anlatalım. Şimdi biyoenerjinin hangi alanda faydaları vardır? Her evet. Şeyin başında önemli olan o. Şimdi genel anlamda ağrılar. Ağrılar. Ama şöyle diyeyim. Bu hani kısa metrajlı, yok başım ağrıdı o an değil.
kalıcı, bitmek, tükenmek bilmeyen ağrılardan burada bahsediyoruz. Sürekli değil mi? Tabii. Olan? Mesela ben bu ağrılarla ilgili konuyu size biraz açayım. Hangisi bizim yapabileceğimiz iştir, evet, hangisi bizim işlendi, yapamayacağımız iştir. Evet. Şimdi ağrılar ikiye ayrılıyor maalesef. İkiye ayrılıyor dememin sebebi şu. Normal mesela duş aldık, saçlarımız yarı ıslak bir şekilde dışarı çıktı, rüzgar aldık. Evet. Bu baş ağrısı yaptı. Evet. Bu bizlik bir durum değil. Bu tamamen sağlıklı, sağlıkla alakalı bir durum. Efendime söyleyeyim, ben her zaman şunun savunduğum bir şey vardır. Üflemeli. Gerek sıcak, gerek soğuk. Hani klimanın verdiği bize serinlik bizi her zaman hasta eder. Evet. Yine klimanın verdiği bize sıcaklık yine hasta eder. Bu da bir bizlik bir durum değil. Evet. Şimdi yazın ne yapıyoruz? Hava çok sıcak. Hemen klimanın karşısına geçiyoruz. Oh buz gibi falan. Fakat insanı o mahvediyor. Bütün eklem yerlerinde tutulmalara sebep oluyor. Yani bu bizlik değil. Evet. İşin açıkçası. Diğer boyuta da mesela gıda yüklenmesi oluyor insanlarda. Gıda yüklenmesi dediğimiz nedir? İşte tatlı. Aşırı derecede tatlı yiyor. Ondan sonra şeker yüklenmesine maruz kalıyor. O şeker yüklenmesine maruz kaldığı zaman da bu sefer vücutta halsizlikler, kırgınlıklar, bir takım şeyler başlıyor. Bu tip vakalar da bizlik değil. Evet. Efendim, mesela yine buna benzer anlatabileceğim şey düşme, vurma, kırma. İşte kaldırdığımız yüklerle alakalı. Atıyorum ben 5 kilo, 10 kilo kaldırabiliyorum ama ben 50 kiloyu kaldırıp da zorlarsam kendimi, kaslarında yırtılma. Bu tip şeyler, bunlar da bizlik değil. Evet. Bunlar tamamen doktorlar. Doktorlar işi, tıbbın evet, işi. Ha, bizlik olan bölüme gelince ben bunu özellikle çok net vurguluyorum. Bir, baş dönmesi. Evet. Ense ağrısı. Göğüs kafesinde darlanmalar. Kuyruk çukurunun iki parmak üstüne gelecek şekilde kılıçlama, sıcaklıkla gelen ağrı. Diz kapaklarında olan ağrı. Avuç içlerinde terlemeler. Ayak tabanlarında yanma ve şu karın boşluğunda iğne batması gibi bir takım olaylar. Evet. Bunlar bizlik. Panik atak yaşayan insanlar. Evet, bizlik. İltihaplı romatizma. Yani çözülemiyor. 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl doktor doktor geziyoruz, çözülemiyor. Evet, bu da bizlik. Ki bunlar da Allah'ın izniyle hemen hemen %99 diyeyim ben, %100 demek istemiyorum. Sonuç 2-3 dakikaya alıyoruz. Ve diğer bir boyutta da mesela ben hasta karşımda olabilir. Telefonla irtibat kurarken de aynı işlemi yapabilirim. Hasta mesela, bazı kişiler diyor ki ya benim eşim karşı. Yani hiçbir şekilde ikna olmuyor. Evet. Evet. İkna olmuyorsa bize WhatsApp üzerinden resim yollayacak. Eğer bu dediğim belirtiler varsa. Önce teşhisi koymamız gerekiyor her şeyin başında. Teşhis koymadan bir işlem yapmanın bir anlamı yok. Evet. Bu belirtiler varsa resme de işlem yapabiliyoruz. Yani hastanın benim karşımda olmasıyla telefonun ucunda olması benim için bir şey değiştirmiyor. İşin açıkçası. Ve yer mekan da önemli değil. Atıyorum ben İstanbul'da yaşıyorum. Hasta diyelim ki İsviçre'de, diyelim ki Rusya'da. Herhangi bir yerde. Hiç fark etmiyor. Evet. Benim hastanın sesini duymam kafi. Ve zaten resmini görmen yeterli. Tabii resmini görmem yeterli. Ama ben bunu genelde konuşarak anlamaya ve konuşarak çözmeye çalışıyorum ki. Mesela örnek, hasta bu dediğim belirtiler varsa beni arıyor. Ve aradığı zaman da şunu istiyorum ben özellikle hastadan. Ağrılarının çok şiddetli olduğu dönemde arasın ki benim ona ne yaptığımı anlasın. Evet. Ve diyelim ki ense ağrısından şiddetli bir şekilde bana dönüş yaptı. O anda ensesi ağrıyor ve ben ona işlem yaptığımda o yarım dakika içinde o hasta ensesindeki ağrının oradan yok olup gittiğini, ensesinin kuş gibi olduğunu görüyor zaten. O sızının değil mi geçtiğini tabii görüyor. Tabii o 1-2 dakika içinde her şeyi net anlıyor. Evet. Ve ben bunu istiyorum ki yani bizim ne yaptığımızı anlasın. Arıyor şimdi sizin, atıyorum hocam sizin dediğiniz her şey bende mevcut. Evet. Şu an bir sıkıntım var. Ay şu an hiçbir sıkıntım yok. Şimdi ben ona ne işlem yaparsam yapayım o benim ne yaptığımı anlamayacak.
Evet. Ben bunu biliyorum. Onun için gerçekten hasta şiddetli sancılarının, ağrılarının olduğu dönemde beni ararsa çok çok sevinirim. Ona göre çünkü bir yol haritası çizer. Sonuç almış oluruz. Evet, o da yani yapılan işlemi görmüş olur. Tabii ki. Yani bana ne yapıldı? Acaba bu adam bana ne yaptı? Evet, ne yaptığımı gördü, anladı. Ona göre işlem yaptı. Beni Instagram adresimden Yıldırım Muzafferoğlu olarak takip edebilirler. Oradan yazabilirler. Artı WhatsApp numaram. Evet. Telefonlara daha sonra şey yapıyor biliyorum. 545-667-4545 numaradan da arayabilirsiniz. Evet. Mesaj atabilirsiniz. Program sonra size dönecek. 0545-667-4545 numaradan da kendisine ulaşabilirsiniz. Veya da yayın sonrası da aynı şekilde arayabilirsiniz. Şu anda mesaj bırakıp yayın sonunda zaten size geri dönüş yapacak. Tabii ki. 0545-667-4545 numaradan da ulaşabilirsiniz. Peki panik ataklarda genellikle böyle size gelen kişilerde yani ilk önce nasıl bir şey var size mesela? Şimdi panik atak dediğimiz olay şöyle başlıyor zaten. En büyük panik atağın özelliği şudur. Göğüs kafesine darlanma, evet. Nefes alamama gibi bir zorluklar çekme. Hayır, bir tereddüt var mı ya? Acaba olur mu olmaz mı ilk geldikten demez. Şimdi şöyle söyleyeyim. Genel anlamda. Şimdi diyor ki ya diyor ben olurum ya diyor. Bu saçmalık diyor. Telefonu açacağım. İşte benim o anda atıyorum kolumu kaldıramıyorum ağrıdan. Telefon açacağım. Ben Almanya'da yaşıyorum. Bu vatandaş İstanbul'da. Telefonun ucundan bana işlem yapacak. Ben artık kolumu istediğim gibi oynatacağım. Diyor ki ya bu deli saçması diyor. Evet. Haklı. Değil mi? Haklı. Gerçekten haklı. Neden haklı? Belki ben bu işin içinde olmasaydım bana da biri aynısını söyleseydi ben de derdim ki ya bu adamın biri çıkmış televizyona saçmalıyor. Emin ol belki derdim yani. Ama ne zaman ki şöyle söyleyeyim bu şeylerle tanıştık. Çok enteresan şeyler gördüm. Mesela bir kısa bir örnek anlatayım. Tabii. 8-9 yıl önce bir tane hasta geldi. O zaman Adapazarı'nda yaşıyorum. İstanbul'dan geldi. Evet. 50 yaşlarında bir abi. Kolu şu şekilde kitle. Ama doğuştan. Doğuştan. Şimdi tabii birkaç onların eşine dostuna bir şeyler yapmışık. O da duymuş. Demiş gideceğim. Geldi kol kitle olunca ben de baktım şimdi. Hatta gülümsedim ya şimdi doğuştan bir sakat. Yani ben şimdi buna ne yapabilirim diye kendi kendime düşündüm işin açıkçası. Fakat şöyle bir şey oldu. O işlemi yaptık. O kol açıldı. Buna Allah bakın buna samimi söylüyorum. Ben kendim bile çok şaşırdım. Bu olaya değil mi? Şaşırdım yani çünkü niye? Sonradan olan bir şey değil. Evet. Durup dururken olan bir şey değil. Doğuştan olan bir şey. Yani mümkünatı işin açıkçası yok. Fakat sonra ne oldu biliyor musunuz mu? O hasta öyle kişilere söylemiş ki ya bir gün bir bakıyorum ya o kadar çok doğuştan sakat insanı getirdiler ki kapıma. Ben çok üzüldüm. Hani gerçekten bakın doğuştan sakat olan bir insana bir şey yapma şansı Allah'tan başka kimsenin yok. Evet. Ha benim o tesadüftü belki. Belki gerçekten benim bir branşımdı ama ben onu yaparken benim branşım mı değil mi diye de bilmedim. Tabii o zamanlar bu işte de çok yeniydim. Çok fazla tecrübem de hani şu anki gibi yoktu işin açıkçası. Yani böyle şeyler de yaşadık yani enteresan olaylar da yaşadık. Değil mi? Tabii. Yok, gerçekten bazen hani diyoruz ya işte rahatsız olduğumuzda veya da bir hastalık olduğunda her taraftan medet umuyoruz. Onun için her kapıya gidiyoruz. Kesinlikle. Aslında sizin de demeniz çok önemli. Herkese de güvenmemek gerekiyor. Onun için yani eğer ki bir şey doğuştan gelmişse o sadece Cenab-ı Mevlam isterse olur. Aynen, onun için aynen, de herkese aynen. de çok fazla inanmamak lazım. Ya şimdi yani? Şöyle maalesef insanlar Allah dert vermesin insana. Bir dert geldiği zaman insan kapı kapı derman arıyor. Evet. Yani onun için ben insanlara da kızmıyorum. Ama şimdi gerçekten bir de aklın yolu birdir. Ben her zaman önce bilime inanan bir insanım. Tamam ben bu işi yapıyorum evet. Ama velakin önce tıp. Değil mi? Önce tıp. Yani insanlar o kadar okul okutmuş, dirsek çürütmüş. Yani şimdi biz bu insanların önüne geçmek gibi bir şeyimiz haddimiz değil. Evet. Asla değil. Gerçekten öyle. Öncelik tıp. Ha tıpta savunduğum bir tez vardır. Duvara geldik dayandık. Son çare. Evet. Doktor dedi ki kardeşim
yok yapabileceğim bir şey. Buraya kadar. Evet. O zaman alternatif tıpta arasınlar. Yani. Çözümler arasınlar. Ben de değil. Alternatif tıpta arasınlar. Ya bu ben de bunlardan bir tanesiyim. Evet. Ama velakin yani kesinlikle tıbbı zaten ararken bir insana gerçekten referans alsınlar. Bu insan ne yaptı, ne yapıyor, ne yapabiliyor? Evet. Bakın iyi araştırmalı. İyi araştırması lazım. Evet. Çünkü o kadar çok şu anda bu işi sahtekarca yapan insan var ki. Değil mi? Yani böyle bir durum da var yani. Gerçekten öyle. Çünkü hayır. Ben her zaman şunu söylüyorum. Bakın. En kötüsü zaten o eğer ki insanlar. Sonuç odaklıyım ben. Hastalarım da sonuç odaklıyım. O iki dakika içinde beni arayan hasta tedavi olduğunu zaten anlıyor. Evet. Peki şöyle bir şey var. Mesela sizde diğer biyoloji uzmanları gibi de ya işte 10 tane seans olsun, 7 tane seans olsun, 8 tane seans. Siz diyorsunuz tek seansa Allah'ın izniyle. Tek seans. Yapmamız gereken bir şey varsa, yapacağımız bir şey varsa tek seansa. Kesinlikle zaten, tek seans. Evet. Yani kesinlikle tek seans. Şöyle bir durum var. Şimdi kötü enerjinin vücuda verdiği bazı etkilerden bahsedeyim ben size. Evet. Mesela örnek. Vücudumuz hep eklemden oluşuyor biliyorsunuz. Kemik aralarında, her kemiğin arasında bir sıvı var. Kötü enerji 380 dereceden başlayıp 3000 dereceye kadar bunun ısısı çıkıyor. Ve bu ısı, enerji iğne ucu kadar bunlar. Kötü enerji kaynaklı değil mi bu ısı? İğne ucu kadar, iğne ucu kadar bu kötü enerji. Evet. Eklem aralarında yaşıyorlar. Eklem aralarında yaşarken... Sıcaklığı mı seviyorlar yani onun için? O sıvılara sıcaklık zarar veriyor. Evet. Ve o ister istemez kamburlaşma, o eklem aralarındaki sıvıların donması, işte bu da kireçlenme diğer bir adıyla kireçlenme. Kireçlenmeye sebep oluyor. Şimdi bizim yaptığımız buradaki olay şu, biz kişinin üstünden bu olumsuz kötü enerjiyi aldığımız zaman vücut kendiyle baş başa kalıyor. Evet. Bu sefer biraz da kendini spora, hareketli hareketlere verdiği zaman rahatladığı zaman yani o tabii, rahat hissettiği zaman tabii, biraz yürüyüş 15-20 gün bir ay sonra o sıvılar gevşemeye başlıyor ve hayatı çok kolaylaşıyor. Evet. Ha ağrıları o an için bitiyor zaten. Evet. Ağrılar o an için bitiyor. Çok güzel. Yani fazla bir seansa gerek kalmadı. Tek seans. Tek seans. Yani çok genelde yani genelde şöyle söyleyeyim ben çok nadir o da şöyle diyelim mesela bir gün yine bir hastamdan örnek vereyim. Hastaya gittik. Abla, genç bir ablamız yatıyor. Yani vücut öyle bir halsiz ki kalkamıyor. Evet. Benim anlattığım belirtilerin hepsi ablada da mevcut. Öyle diyeyim. Fakat ben müdahale ettim, işlem yaptım. Ablada hiçbir şekilde bir şey olmadı. Bir etkileşim olmadı değil mi? Olmadı. Ondan sonra acaba bunun sebebi nedir diye kendi kendime yine biraz da işin açıkçası hala benim kendimde eksiklerim var olduğunu düşünüyorum, görüyorum. Yani ki yani bakın iddia ediyorum 5 tanesi varsa 5 taneden biriyim diyorum ama halen eksiklerim var olduğunu biliyorum. Ve ablanın eşine ben müdahale ettim. Abla ayağa kalktı. Eşine müdahale edince. Abla ayağa kalktı. Meğerse ablayı etkileyen eşin üstteki kötü enerjiymiş. O ondan demir etkilenmiş. Yani şimdi eşler ya. Eş olduğu için mesela hanede bir kötü enerji varsa hanedeki bütün insanlar etkileniyor. Değil mi? Etkileniyor. Evet. Mesela evimizde diyelim kötü bir enerji var. Fakat vücudumuzda hiçbir şey yok. Peki bu kötü enerjinin olduğunu nasıl hissedebiliriz? Nasıl anlayabiliriz? Eve girdiğimiz zaman evde anlamsız baş ağrıları, böyle bir ruhsal bozukluk. Dışarı çıktığın zaman hiçbir şeyin yok. Günlük güneşlik hayat. Eve gelince evde çok ciddi bir sıkıntı var. Evet, evde bir kötü enerji. Seniyor, evde kötü enerji var. Yani bu temizlenir mi? Evet, temizlenir. Bunu temizlediğimiz zaman hayat normalleşiyor. Fakat bunun önüne geçmek gerekiyor biraz da. Yani evet. İşin açıkçası biraz da önüne geçmek gerekiyor. Her şeyin başında ana kural da bu şu vardır. Hijyen ve temizlik. Evet. Kesinlikle. Önce hijyen ve temizlik. Peki bu kötü enerji hani dedik hem evimizi etkiliyor, içimizi, aşımızı değil mi? Onu da çok fazla etkiliyor. Her şeyi etkiliyor. Her şeyi etkiliyor. Peki böyle bir hayata karşı soğuk olmamızı da tetikliyor mu? Bakın şimdi kötü enerji olan bir insan hayatın her dalında mutsuzdur.
Evet. Fiziki anlamda zaten mutsuzdur. Ruhsal anlamda mutsuzdur. İş anlamında hayatında yine mutsuzdur. Evet. Onun için burada şimdi mesela diyorlar ki, örnek şöyle bir şey vereyim ben size. Çok enteresan bir örnektir. Şimdi benim Adapazarı'nda bir kardeşim yaşıyor. Evet. Kasap dükkanı işletiyor. Bundan 2 sene önce bir dükkan açtı bunlar. Çok bana güzel. Dedi ki, aradan işte bu 6-7 ay önce, abi dedi ya bizim rızkımız kısıtlı ya dedi, yürümüyor dedi. Baksana şu dükkana dedi, dünya masraf yaptık, işimizi çok iyi yapıyoruz, her şeyi layığıyla yerine getiriyoruz. Fakat ancak işte dükkanın kirasını ödüyoruz, rızkımızı zor kazanıyoruz, daha gerisi yok. Kapatalım mı diyor ha? He, daha gerisi yok. Ve şuna inanıyor kardeşim, rızkının kısıtlı olduğuna veyahut da kesik olduğuna inanıyor. Dedim ki sana bir örnek vereceğim şimdi kardeşime. Adapazarı'nda yine bir firmadan bahsediyorum. İsim vermeyeceğim. A firmasını biliyor musun abicim? Biliyorum. A firması dehşet bir iş yapıyor ama. Hani Adapazarı'nın o sektörde en iyi işini yapan firma. Evet. Doğru mu? Önde gelen firma. Evet. Mi? Doğru mu? Doğru. Peki bu A firması falan yerde bir şube açtı. Biliyor musun? Korkunç paralar harcayarak bir şube açtı. Evet, biliyorum abi. O şube hiç iş yapmıyor. Bunu biliyor musun? Biliyorum abi. Şimdi bu adamın rızkı mı kesik dedim. Değil mi? Nasıl ya dedi. Dedim bak kardeşim. Ben sana şunu söyleyeyim. Senin dükkan seçimin lokasyon olarak yanlış. Bak hemen 200 metre çaprazda lokasyonu daha güzel bir dükkana olayı taşıdık. Belki bir 100-150 bin lira parasına mal oldu ama taşıdık. Akabinde ne oldu biliyor musun? Orada yaptığı işin şu anda 10 mislisini yapıyor. Orada değil mi? Daha demek ki rızkı kesik değil. Şimdi burada insanlar şunu diyor işte, acaba bende kötü enerji mi? Hayır kardeşim, ticareti yaparken hesapta bir hata yapmış olabilirsin. Evet. Yani bir şeyi enine boyuna araştırıp yapmazsak, hesap hatası varsa bunu kötü enerjiye bağlamak kesinlikle çok yanlış. Değil mi? Peki biyoenerji mesela feşli olan hastalara da bir faydası, bir katkısı olur mu? Biyoenerji felçli olan hastalara bir faydası olur mu? Evet, şöyle olur. Eğer hasta bir yılı geçmediyse felç geçirmesi, hareket kabiliyetinde yükselmelere sebep olabilir. Yani şöyle söyleyeyim, o da %40, %50, %60 gibi çok nadir birebir ki faydası olduğunu gördük. Ama onu da şöyle söyleyeyim, onu da telefonla veyahut da resimle yapılabilecek bir işlem yok. Birebir hastanın kendi olması gerekiyor ki o felçli kısmına masaj yöntemiyle ancak müdahale edebiliyoruz. Fıtıkta var mı bir şey, etkisi veyahut da faydası? Yok, fıtık eğer bakın, fıtık şimdi şöyle bir durum var. Fıtık neye göre fıtık? Onu anlamak lazım. Şimdi fıtık durup dururken oluşmaz. Evet. Aşırı rüzgar yemişindir. Soğuk ortamda yıllarca çalışmışındır. Efendime söyleyeyim, kendini zorlamışındır. Yırtılma olmuştur. Vesaire. Bunlar da fıtık olabilir. Yani bunlar da bizim gerçekten yapabileceğimiz bir şey yok. Bu iş doktorluktur. Ama ben mesela birçok noktada şunu da gördüm. İşte yüzde fıtık teşhisinin hemen hemen %70'inde fıtık olmadığı, kötü enerjiden kaynaklanan durumlar olduğunu gördük. Evet. Ve biz buna yaptığımız müdahalede zaten otomatikman o 2 dakika, 3 dakika içinde o ağrıların tamamen yok olduğunu görünce zaten olay hasta da şunu anlıyor. Evet, gerçekten benim işim fıtık değilmiş. Yani değil mi? Ben değilmiş. De böyle onu anlıyor zaten hasta. Çünkü neden derseniz, şimdi ben yine bunu üstüne basa basa söylüyorum. 2 dakika içinde biz sonuç alıyoruz. Çok iyi gerçekten. Alamıyorsak zaten. Hızlıca değil mi? Alamıyor tabii. Alamıyorsak oradan bir sonuç, o bizim işimiz değil. O tamamen doktorluk. Ama ben yine şunu vurgulayayım, özellikle vurgulamak istiyorum. Bugün tıpta duvara dayandık, yok önümüz, kapandı. Evet. Denildiği zaman ben varım. Tıbbın önünde yokum. Tıp evet. Benim önümdedir. Çok güzel gerçekten. Çünkü ben de insanım. Tıp bana da lazım. Ben hastalandığım zaman doğru hastaneye koşacaksam, evet herkesin
önceliği doktor. Yani biyoenerji tabii diyorsun bizim yapacağımız. Eğer ki tıbbın yapamayacağı bittiği bir şey varsa bittiği yerde biz devreye giriyoruz. Bittiği yer. Biz aynen öyle. Yapacağım şimdi mesela yapıyoruz. Şimdi şöyle bir şeyler yaşadık. Çok yaşıyoruz. İşte doktor fıtıktan, boyun fıtığından bahsediyor. Hastaya iğne veriyor. İşte ilaç veriyor, ağrı kesici veriyor, şunu veriyor, bunu veriyor. Çözülmüyor, hasta düzelmiyor. Evet. Fizik tedavi yazıyorlar. Haftalarca fizik tedavi görüyor. Hasta düzelmiyor. İşte burada biz varız. İşin açıkçası. Hasta bir etkisini görmüyor değil mi yani? Bir faydasını görmüyor. Görmüyorsa biz burada biz varız. Evet. İşin açıkçası. Yani ameliyat olmuş hasta düzelmiyorsa burada yine biz varız. Yani kişi size gelmesine gerek yok. Avrupa'daysa, Almanya'daysa, Türkiye'nin dünyanın, her yerinde. Dünyanın neresi olursa olsun. Telefon, ses ulaşabilir. Ses iletişimi bana yetiyor. Evet. Görüntü, yine söylüyorum. Mesela bazı insanlar var. Ya diyor, eşim diyor, kabul etmiyor hiçbir şekilde. Evet. Yani burada ne yapılacak bir şey var? Evet, ben bu işi çözmek istiyorum. Zaten birçoğu da sonra anladıktan sonra da ya nasıl olur bu deyip hayretlere düşüyor. Sonra da dostluklarımız oluşuyor zaten. Ondan sonra değil gerçekten mi? Ve ben şunu da ısrarlı bir şekilde söylüyorum. Bir tereddüt var değil mi yani? Acaba tereddüt bir çok olay normal. Var. Tereddüt çok normal insanlarda. Ben onları yadırgamıyorum. Kesinlikle yadırgamıyorum. Bir hastaya baktım diyelim. Evet, hasta düzelmedi. Sonuna kadar arkasındayım o işin ben. Çok güzel gerçekten. Sonuna kadar arkasındayım. Yani telefon numaram benim 7/24 açık. Sonuna kadar o işi neticelendiresiye kadar o işin arkasındayım. Ama tabii öncelikle yapabileceğim bir şeyse ona şimdi bakıyorsun zaten değil bakın, mi? Bakın şimdi şöyle. Mesela şimdi yeni bir hastam Bursa'dan. Bursa'dan bir hastam. Evet. Bir abla. Biz buna işlem yaptık. İlk gün 6 yıldır çekiyormuş abla sıkıntılarını. İlk gün 2 dakika sonra ablamın işlem bitti. Ablam da dedi ki Allah senden razı olsun düzeldim. Fakat dün telefonla görüştüm. O ağrıların hepsi geri gelmiş. Yani kötü enerji geri gelmiş. Şimdi burada başka bir nedenler var. İşin açıkçası. Yani bunun kaynağını ben işin açıkçası bulamadım. Ha, ama bulamayacağım anlamına gelmiyor bu. Şu an yayına, yine ben işlem yaptım. O yine kötü enerji gitti ablanın vücudundan. Ve abla yine normalleşti. Şimdi yayına girmezden 5 dakika önce ablamın kızı aradı. Evet. Dedi yav dedi, hatta yazmış WhatsApp'tan. Annemin ağrıları yine bir kısmı geri geldi dedi. Dedim ben yayın sonrası... Peki size bunun nedenleri nelerdir? Şimdi bunun nedenleri her şey olabilir. Şey, temin dedim ya hani şey ablaya var, müdahale evet. ediyorum kalkmadı bir şey olmadı eşine müdahale ettim abla düzeldi bitti. Evet. Şimdi eşin üstünden kaynaklanıyor ki evinde kötü enerji evet evinde kötü enerjiden kaynaklanıyor olabilir. Yani o kadar çok nedenleri var ki aslında bunların. Ha, biz bu kaynağı bulacağız. Bulacağız. Yani evet. Ben yine burada diyorum her hastamın son noktasına kadar arkasındayım. Son noktasına kadar. Çünkü ben gerçekten işimi layığıyla yapan bir insanım. Evet. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Benden en ufak yaptığım işle hastalarımın en ufak bir kuşkusu olmasın. Allah'ın izniyle ben sağ olduğum müddetçe bugün değil, yarın değil, 10 sene sonra yine ben buradayım, yine ben buradayım. Ben bunu çok net söylüyorum. Çok güzel. Şimdi... öyle şeyler yaşıyoruz ki enteresan olaylar. Mesela dediler mesela akşam şimdi biz burada bir şeyler anlatıyoruz ama bazı insanlar farklı algılıyor ekranların başında. çok anormal görmüyorum, normal görüyorum. Gece saat 2:30-3 gibi telefonum çaldı. Korktum, bir şey oldu zannettim. Açtım telefonu, efendim dedim. Nereden aradın da bilmiyorum. Hocam dedi, benim başım çok şiddetli ağrıyor. Bir bak dedi, geçsin dedi. Gece saat 3'te değil mi? Ya şimdi dedim beyefendi tamam ben sizi anlıyorum da siz dedim programı tam anlamıyla seyretmemiş olsanız gerek ki beni bu saatte arıyorsunuz. Ben şimdi sizin başınızın şu anki ağrısı atıyorum o akşam tatlıyı fazla kaçırmışındır. Gıda yüklenmesi olmuştur. Şekerin yükselmiştir. Baş ağrısına sebep olmuştur. Buna ben bir şey yapamam ki. Değil mi?
Yani şey, onu demek istiyorum. Yani öyle enteresan olaylarda yaşıyoruz. Yani böyle arayanlar da oluyor değil mi? Gecenin bir vakti. Tabii, aynen. Yine söylüyorum. Peki yani şöyle bir, birdenbire kişide ağrı başladı değil mi? O ağrı tükenmek bilmedi. Tabii, sürekli yani şöyle söyleyeyim, devam ediyorsa ondan sonra tabii, arasın. Tabii. Yani atıyorum 3-5 gündür bir ağrısı var. Evet. Ya rüzgar yemiş olabilirsin. Ne bileyim yine dediğim gibi gıdalarla alakalı. Çünkü bir gıdayı bakın şöyle söyleyeyim. Hangi gıdayı fazla yerseniz yiyin bunun da etkisi olur insanın vücuduna. Etkisi olur. Yani bugün ıslak kafayla yarı ıslak kafayla dışarı çıkıyoruz rüzgar alıyoruz başımız ağrıyor. Çok normal ağrır. Evet. Yani bugün tatlıyı fazla kaçırmışım, şeker yüklenmesi olmuş vücutta, vücut kırgın düşmüş, bitkin düşmüş, çok normal. Yani Peygamber Efendimiz diyor ya, sofradan tok kalkmayın, aç kalkın. Değil mi? Bir sahih hadis bu yani, niye? Bunun faydası var ki onu bize söylüyor. Gerçekten yani biyoenerji hayatımızın her alanında ihtiyacı duyuyoruz değil mi? Yani. Tabii. İnsanlar bazen kendisini de anlamayabilir. Yani üzerinde kötü enerji vardır ama anlamıyor. Peki bu enerjinin insanda var olduğunu nasıl tekrardan bir anlatan izleyicimize anlayacak? Şimdi bunu, ensede bir ağrı tabii olacak. Tabii ki. Ense ağrısı, dirseklerden aşağı sıkıntı, evet. Baş dönmesi, göğüs kafeste darlanma, evet. Yine kuyruk çukurunda bel olmak üzere üstünde kılıçlama gelenmiş ağrı, diz kapaklarında ağrı, avuçlarında terleme, ayak tabanlarında yanma. Yani bunlar en belirgin örnekleri. Ensede böyle bir ağır bir ağrı oluyor değil mi yani? Tabii ya şöyle resmen tutuk gibi geziyorsunuz. Evet. Yani tutulmuş gibi geziyorsunuz. Olay bu. Aslında bu demek hani, oluyor ki yani zaten sende kötü enerji. Tabii. Bir de dediğin gibi kafeste darlama. Göğüs kafeste darlanma. Evet. O darlama olduğu zaman kesinlikle yani kişi şöyle algılamamalı. Ya işte ben kalp krizi mi geçiriyorum yahut da dediğiniz gibi farklı bir şeyim var. Tabii yani Allah göstermesin yani kalp krizi de şey olabilir ama yani peki bu ağrıyla o ağrı nasıl ayırt edebiliriz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu benim dediğim olaylar genel, hepsi aynı değil mi? Bir anda oluşuyor. Tabii genel anlamda şöyle bu başladığı varsa. Zaman yok başladığı zaman bu problemler süre gele ensede ağrılar, işte dirseklerden aşağı uyuşmalar, ayak tabanlarında yanmalar, işte avuç içinde terlemeler. Bunlar yavaş yavaş belirti gelir. Ve mesela bakın panik atakların birçoğuna bakın. Göğüs kafeste darlanma ve kalp krizi geçiriyorum korkusu. Evet. Şimdi bir insan normalden kiloluysa, bir insan normalden anormal şekilde yağlı yiyorsa, kalp çok damarlarında var. Sıkıntı olma bunun çok yüksek. Evet. Çok yüksek. Tabii ki öncelik bir kardiyolojiye eğer bir sıkıntısı varsa bir kardiyolojiye gidip göstermesi önceliktir. Görünmesi gerekiyor. Önceliktir. Ama doktora gitti kardiyolojiye gösterdik. Dedi ki kalp doktoru kardeşim sen de kalple ilgili hiçbir sıkıntın yok. Bir sorun ama sen bunları hala yaşıyorsan o zaman evet bizlik. Bağını yiyeceğiz. Aynen bizlik. Değil mi? Evet. Instagram adresimi tekrar söylüyorum. Yıldırım Muzafferoğlu. Instagram'dan takip edebilirler. WhatsApp numaram 545-667-4545 oğlu telefondan bana ulaşabilirler. Yayından 2-3 saat sonra Allah'ın izniyle ben herkese tek tek cevap vermeye çalışacağım zaten. Ki vermeye de çalışıyorum, veriyorum da gayretim, çabam yettiği yere kadar. Dediğim gibi belirtiler bunlardır. Çok. O zaman şöyle bir şey yapalım. Ben hemen ufak bir yemeklerime değineyim. Ondan sonra devam edelim. Tabii. Şimdi sevgili izleyenler, biz de bu arada yavaş yavaş yemeklerimizi hazırladık. Kadayıfımızı hemen tereyağıyla beraber karıştırdık. Karıştırdıktan sonra tepsimizin içine güzelce bir şekilde bir döktük. Ondan sonra üzerini düzelttik ve fırına gönderdik. O kızardı, kenara aldık. Ondan sonra birazını tekrardan ayırdık. Üzeri için birazını ayırıyoruz. Kadayıfımız hazır. Muhallebimiz içinse tenceremize 3 yemek kaşığı kadar tereyağımızı döktük. Ondan sonra tereyağımızı döktükten sonra unumuzu içine ilave ettik ve unumuzla beraber yavaş yavaş kavurmaya şöyle güzelce bir şekilde bir başladık. İyice bir kavurduktan sonra 1 litre kadar sütümüzü içine ilave ediyoruz. Sütle beraber şekerimizi ve de vanilyamızı içine ilave ediyoruz. Koyulaşana kadar kaynatıyoruz. Koyulaştıktan sonra üzerine dökeceğiz. Üzerini kadayıfla beraber örteceğiz. Ve örttükten sonra tekrardan biraz daha fırınlayacağız. Ve fırınladıktan sonra afiyet yiyeceğiniz hem lezzetli hem de güzel bir sunumumuz olmuş olacak. Ondan sonra sucuklu kuru fasulyemiz için de tencereme ben yağımı dökmüştüm. Soğanımı, sarımsağımı kavurdum. Onları kavurduktan sonra salçamı içine ilave ettim. Salçamı da iyice kavurdum. Salçamı iyice kavurduktan sonra tekrardan içine biraz ben şöyle baharatlarını da ilave etmiştim.
Yeteri kadar suyumun içine döktüm. Suyumun içine döktükten sonra bir tane kesme şekerim içine ilave edeceğim. Hem domatesin hem de salçanın o acımsı tadını gidermemiz için. Şimdi onu da içine ilave ettik. Ve tekrardan biberlerimiz, şuradan ayarlamış olduğumuz biberlerimizi dökelim. Biberlerimizi döktükten sonra yavaş yavaş birkaç dakika kaynayacak. Biberlerle beraber, çünkü fasulyemiz iyi haşlanmıştı, güzelce bir şekilde bir ayarlandığı için onları en son içine ilave edeceğiz, tamamıyla bir dağılmasın. İçine kullanacağımız kadar sucuk ve domateslerimizi ilave edeceğiz. Fasulyemizi ilave edeceğiz. Fasulyemizle beraber doktor saz sıvı tuzumuz. Şimdi doktor saz sıvı tuzumuz nerelerde kullanabiliriz? Normal tuz kullandığımız her yerde. Siz de gönül rahatı içinde kullanabilirsiniz. %100 doğal, içinde herhangi bir katkı maddesi yok. Direktmen kaynağından size geliyor. Sevgili izleyicilerimiz, %100 doğal ve size de evlerinizde gönül rahatı içinde alıp tüketebilirsiniz. Bir yıllık ihtiyacınız kadar vereceğiniz ücret, sadece 100 lira gibi bir ücret veriyorsunuz. Kargosu içinde sevgili izleyicilerimiz, siz de tuzumuzu alabilirsiniz. Tuzumuzu almak istiyorsanız dediğimiz gibi neler geliyor? 100 liralık setimizde neler var? Hemen şurada 5 litrelik bir setimiz var. 2 tane şişe geliyor sevgili izleyicilerimiz ve yanında 2 tane de şık tuzluğumuz geliyor. 5 litrelik şuradan görmüş olduğunuz tuzumuz, 2 tane şu görmüş olduğunuz gibi şişemiz, ondan sonra birer litre şişelerimiz, 2 tane de tuzluğumuz yanında geliyor. Bunlara sadece ödeyeceğiniz ücret 100 lira gibi bir ücret ödüyorsunuz. Bunlar setimiz sizlere geliyor. Siz de bütün yemeklerinize, salatalarınıza, çorbanıza her şeyde kullanabilirsiniz. Hem çok lezzetli hem çok sağlıklı. Ekstradan salatanıza farklı bir şey yapmanıza gerek yok. Sos yapmanıza gerek yok. Siz de gönül rahat içinde kullanabilirsiniz. Sitemizin adresi www.sivituz.com adresinden bakabilirsiniz. Hemen telefon numaramızı da verelim sizlere. Ben de yavaş yavaş tuzumu alıyorum ve yemeğimde kullanacağım. Telefon numaramız da arkadaşlar sizden ricam, onu da bir verelim. Şuradan alıyoruz ölçüyle şu kapağı hemen ayarlıyoruz. Sıvı tuzumuzu bu şekilde içine sıvı tuzumuzu döktük. 0212 912 14 74 numaradan hem bayilik için hem toplu olarak almak için hem de perakende almak için buradan siparişlerinize verebilirsiniz. 0212 912 14 74 numaradan da siparişlerinize verebilirsiniz. Evet, biz de devam ediyoruz sevgili izleyicilerimiz, hem tatlımızı hazırlama hem de yemeğimizi hazırlama. Tabii biyoenerji çok önemli. Hayatımızı tabii ki iyi enerji ve kötü enerji tabii bizi çok büyük bir etkiliyor. Kesinlikle. Onun için de bizim bilinçli olmamız gerekiyor kesinlikle. Değil mi yani? Yani ben her zaman şunu söylüyorum. Temiz enerji, yani kötü enerjisi olmayan bir insan vücudunda hayata bakış açısı, yaşama her yerde sapasağlam, dinç, neşeli, keyifli, işinde, evinde, her yerde neşeli ve keyiflidir. Olacak değil mi? Kesinlikle. Ve artı kötü enerjinin insan vücudundaki kalıcı etkilerinden bahsedeyim ben size mesela biraz. Evet. Kalıcı etkileri eklem aralarındaki sıvıları ciddi anlamda tahrip ettiğinden dolayı daha ileriki zamanlarda hareket kabiliyetini çok çok kısıtıyor, ama çok çok %50'den fazla kısıtlıyor. Evet. Ha, bu yaşla da alakalı değil. Yani bu kişi 20 yaşında da olabilir, 50 yaşında da olabilir. 20 yaşındaysa bu kötü enerjiye maruz kaldıysa bu kötü enerji bunu 5 sene sonra hayatında hareket kabiliyetini %50, %60 istese de istemese de azaltıyor. Azaltacak. Azaltıyor. Ve hayata olumsuz yönde etkileniyor bu sefer. Evet. Onun için kötü enerji temizlendiği zaman vücuttan emin olun her şey çok 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 ama çok normalleşiyor. Evet, biz de yavaş yavaş sevgilim şöyle muhallebimizi hazırladık, üzerine döküyoruz. Ondan sonra da konumuza devam edeceğiz. Şöyle bir. Oh, harika oldu değil mi? Evet. Görüntü evet. Güzel oldu. Tabii dediğim gibi herkesi etkiliyor ve çocuklarımızı da etkiliyor değil mi? Tabii, kötü olarak tabii, etkiliyor. Tabii. Ya şimdi şöyle bir şey var. Mesela diyelim ki bir karı kocadan bahsediyoruz. Beyefendiye diyelim evin beyine kötü enerji musallat oldu. Geldi bir şekilde öyle veyahut da böyle. Bu evde eşine davranışları, çocuklarına davranışları ister istemez değişiyor. Değiştiği zaman da sonuçta peki, o ailede... hangi hallerde bizlere musallat olur bu kötü enerji? Şimdi bu esas baz aldığımız nokta her zaman en önemlisi üzüntü esnasında gelen bir durum bu. Çok fazla üzüntü. Çok fazla üzüntü. Çok fazla sevinmede de gelen bir durum. Biraz rahat yaşamak gerekiyor. Bakın şimdi mesela bu üzüntü dedim de aklıma geldi. Sanat camiasında bazı insanlar var bunlardan müzdarip. Şimdi diyoruz ki ya adam sanatçı, ekonomik kaygısı yok, hayatı güzel. Ya bunda ne olur? Mesela örnek vereyim, yakın zamanda olan bir şey.
Trump, Amerika Başkanı, İran'la bir aralarda bir sıkıntılar yaşandı. Haberlerde duyuyoruz zaten, çok ciddi bir sıkıntılar. Evet. Attı, tuttu, kesti, biçti. Ama akşam yatağa yattığında o da bir insan. Şunu düşünmedi mi? Ya ben yarın buradan ineceğim. İndiğim zaman bu adamlar bana suikast düzenleyebilir, şu olabilir, bu olabilir kaygısına girmedi mi? Girdi. Bu korku verdi mi? Verdi. Korku verdiği zaman ister istemez kötü enerji bulaşıyor. Bulaşıyor. O zaman şöyle bir şey yapalım mı? Yine oradan devam edeceğiz. Ben bu arada tatlımı hazırladım. Onu fırına atayım. Şimdi tatlımız hazır. Moralli birimiz güzelce bir şekilde hazırlandı. Onu fırına gönderelim. Ondan sonra sevgili izleyenlerimiz, kuru fasulyemiz aynı şekilde kaynamaya devam ediyor. Tatlımız biraz daha bir dinlensin. Biz de sizlerle beraber şöyle bir şey yapalım mı? Ben hazırlığıma devam edeyim. Konuma bir tane çay alayım. Siz de bu arada kendinize bir tane çay alın. Kısa bir araya gidelim. Kısa bir aradan sonra sizlerle beraber hem sohbetimize hem de lezzet yolculuğumuza devam edeceğiz. Evet sevgili izleyenlerimiz, biz de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi tatlımız hazır, fırına gönderdik. O fırında biraz daha bir pişmeye devam edecek. O yavaş bir şekilde biz de fasulyemizi hazırlamaya başladık. Bu arada Grup Birlik Marketlerin sahibi ve yönetim kurulu başkanı sevgili Hacı Kadri Serinler abime benden kucak dolusu sevgi ve selamlarım olmuş olsun. Hacı Kadri Serinler abime kucak dolusu sevgi ve selamlarım olmuş olsun. Hacı Mehmet Sıddık Serinler abiye de aynı şekilde abime de kucak dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Hacı Mehmet Sıddık Serinler abime de buradan kucak dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Bütün Grup Birlik Market çalışanlarına benden kucak dolusu sevgi ve selamlar olmuş olsun. Van'ın önde gelen iş adamlarından ve ben de kendilerini çok seviyorum. Buradan onlara kucak dolusu sevgi ve selamlar olmuş olsun. Hacı abim biraz bir rahatsızlanmışsın. Çok çok geçmiş olsun. Cenab-ı Mevlam acil şifalar versin. Bütün dualarımız seninle. Seni çok seviyorum. Ve bütün çalışanlarına, Birlik Market çalışanlarına benden kucak dolusu sevgi ve selamlar olmuş olsun. Şimdi biz de devam ediyoruz. Sevgili izleyicimiz yavaş yavaş hazırlığımıza, fasulyemizi hazır. Birazdan da pilavımızı hazırlayacağız. Ve söyleşimize devam edeceğiz. Çok güzel sorular da alıyorsunuz. Mesajlar evet. da alıyorsunuz. Bu da sizi çok mutlu evet. ediyor. Evet. Şimdi insan böyle izleyicilerden veya da dediğiniz gibi hastalığından da güzel şeyler duyduğu zaman insanı ayrı bir mutlu ediyor değil mi? Bakın gerçekten ben şunu söyleyeyim. Öncelikle mesela tamam hiç tanımadığımız bir vatandaş bizi arıyor. Evet güzel. Bir takım bir işlemler sonuç şu bu falan derken hepsini bir tarafa koyuyoruz. Gerçekten bunlarla ben sonradan hepsi birer dostum oluyor. Evet. Yani bana en çok şey yaptıkları şey bana gurur veren şu. Çok doğal, samimi, içten bir insan olduğunuzu düşünüyorum. Görüyoruz, değil mi? Ondan dolayı ise bir sevgi, muhabbet. Hani bu beni çok mutlu ediyor. Gerçekten çok mutlu ediyor. Öncelikle şunu da söyleyeyim. Bugün Instagram adresinden özellikle öncelik vereceğim. Yıldırım Muzafferoğlu Instagram'dan takip edebilir. Ve bana oradan sıkıntılarınızı bildirebilirsiniz. Akabinde yine WhatsApp'a resimle gönderebilir değil mi? Tabii yani tabii ya, ya resim şöyle söyleyeyim. Instagram'dan bana yazsınlar şu sıkıntılarım var, şu sorunlarım var. Bunlar acaba sizlik mi yoksa doktorluk mu? Ben zaten otomatikman anlatılan şeylere baktığım zaman diyorum ki dostum, kardeşim, ablacığım, senin işin benlik değil. Evet. Otomatikman hangi bölümse o tarafa yönlendiriyorsun. Yine WhatsApp adresinden 0545 667 4545 nolu telefondan bana ulaşabilirler. Şimdi yine ben isterseniz kısa ekranlarının karşısına yeni geçen insanlar için kısa bir hatırlatma yapayım. Tabii tabii yani, lütfen. Bizde kötü enerji olduğunu nereden anlayacağız? Evet. Nasıl yani, anlayacağız? Zaten? En önemli unsurlardan biri bu. Baş dönmesi dedik. Ense evet. ağrısı dedik. Dirseklerden aşağı olan sıkıntılar. Göğüs kafesinde ciddi anlamda böyle bir darlanma, devamlı sürekli hali. Yine kuyruk çukurunun iki parmak üstünde kılıçlama gelen bir ağrı. Diz kapaklarında ağrılar, avuç içlerinde terlemeler, ayak tabanında da yanmalar. Bunlar kötü enerjinin şeyidir yani, belirtisidir. Evet, evet. Bir de yani tamam bunlardan bir takımı olmayabilir veyahut da farklı yönlerde konuşlanmış olabilir. İltihaplı romatizma.
mesela. Bu da bir kötü enerjinin ürünüdür. Akabinde panik atak. Yani maalesef şu an dünya panik atakla bir mücadele veriyor. Dünya, Türkiye değil. Değil mi? Dünya, yani çok enteresandır. Siz de diyorsun panik atakta ben çok iyiyim diyorsun. Kesinlikle. Bakın bu saydığım ağrılar konusunda panik atak, iltihaplı romatizma, yani bu konularda gerçekten çok çok Allah'ın izniyle şunu da söyleyebilirim. Yani zaten hasta 2 dakika sonra sonuç aldığında çok net anlıyor. Evet, ben hakikaten tedavi oldum diyebiliyor. Evet. Peki panik atak hastalarında ne kadar bir sürede bir hemen çözüme gidiyor? Beta falan bir dakika, 2 dakika. Oluyor değil mi? Tabii, yani şöyle söyleyeyim. Panik atak hastası muhtemelen genelde ne olursa olsun genel anlamda ruh halinde sıkıntı ve stres her daim oluyor. Evet. Şimdi beni aradığı zaman hasta, panik atağına müdahale ettiğimizde 2 dakika sonra ruh halinin rahatladığını, o stresin sıkıntının üstünden kalkıp gittiğini peki, görüyor. Tekrarlama olanısı vallahi tekrarlama olasılığı yok. Yok değil mi? Yok. Yani şimdiki şimdiye kadar tedavi ettiğin hastalarda aynen, böyle bir şey geri dönüyor. Aynen. Yok, olmuyor. Olmuyor. Yani olmuyor. Olma şansı da yok. Ama şöyle bir durum var. Bugün panik atak hastaları mevcut antidepresan ilaçları kullanıyorlar. Evet. Şimdi ben tedavi ettikten sonra hasta evet ben düzeldim deyip de ilacı bırakmayacak. Çünkü o ilaçlar çok etkili ilaçlar. O ilaçlar devam edecek. O ilaçlara devam edecek. Evet. Düzeldiğine inan ki düzelecek zaten. Ben ona iddialıyım. Düzeldiğine inandığı an doktoruna müracaat edecek. Doktor kontrolü altında o ilaçları bırakacak. Evet. Yani doktora gidecek, doktora diyecek bakın, ki ben böyle... Panik atağım geçti, bitti. Hiçbir şeyim kalmadı. Tamam, eyvallah. Ama ilacı, ya ben nasıl olsa panik atağım geçti, ben ilacı bırakıyorum. Bakın, ben bir şey yapmadan da ilaç tedavisiyle panik atak tedavisi olan insanlar yaptığı hatalardan birini söyleyeceğim. Hasta ilacı kullanmış bir yıl. Bir yıl sonra her şeyin normal olduğunu görmüş. Artık ben düzeldim demiş, ilacı şak diye kesmiş. Evet. 15 gün sonra ne oluyor biliyor musun? Daha kötü sonuçlar da oluyor. Onun için bakın bu konuda çok özellikle rica ediyorum insanlardan panik atak tedavisi veyahut da ilacı kullanıyorsanız iyileştiğinizi düşünseniz bile doktor kontrolünün dışında hiçbir şekilde ilacı bırakmayın. Hiçbir şekilde ilacı bırakmayın. Doktora gideceğiniz doktor işte onu diyecek ki önce işte yarıma indirelim. Şöyle yapalım, böyle yapalım. Bir süreçle bıraktıracak size. O bile tek tamam yarın kes demiyor yani. Yavaş yavaş. Çünkü çok mi? Çok sıkıntılar doğuruyor sonrası. Kontrollü bir şekilde. Onun için buna biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Çok önemli. Ki maalesef bugün Türkiye'de 20 milyon yakın insandan bahsediliyor panik atak antidepresan kullanan insan sayısı. Yani panik atak da değil. Kaygılar, başka şeyler. Yani çok enteresan olaylar yaşıyor insanlar. Evet. Onun için bu konularda insanların kendi her şeyin başında ben savunduğum bir şey vardır. Önce ben kendimin doktoru olacağım. Ondan sonra ben çağrı arayacağım. Kendinizin doktoru olursanız her şey çok güzel yürür. Bir yerlerde çözüm aramak zorunda kalmazsınız. Evet. Önce kendini tedavi edecek insan. Şimdi hangi hallerde sizi arasın Nazım Hocam? Ya şimdi, yani neler varsa kendisinde veyahut da böyle süre gelen... Hangi hastalık varsa sizi arasın. Ben her zaman savunduğum ana şey şu. Gerçekten bana biraz müzdarip olduğum konular var. Şöyle, dedim ya işte o an başı ağrıyor, beni ağrıyor. Diyor ki ya bir başım ağrıyor bir baksana. Ya tamam bakalım da yani bu doğru bir şey değil. Evet. Rüzgar yemişindir, başın ağrımıştır. Ne bileyim gıda yüklenmesi olmuştur, başın ağrımıştır. Peki şimdi migren varsa... Migren de aslında bizim gruba giriyor kısmen. Migren de giriyor değil mi? Giriyor yani? Tabii. Evet. Migren de giriyor. Çünkü kötü enerjinin migren çok üst boyutu ama. Evet. Çok üst boyutu. Yani nasıl diyeyim ben? Çok ileri seviyesine gelmiş boyutu. Biraz zor tedavisi. Yani biraz zor ama düzelmeyecek bir şey değil. Evet. Öyle söyleyeyim. Yine hastalarından çok enteresan şeyler yaşadığım dönemler var. Mesela bir gün ofisime bir karı koca ve kayınpeder geldi. Kızcağız solumda oturuyor. Kayınpederle eşi çaprazımda. Korkunç buhranlı bir dönem yaşıyor kız. Vücudun sancılar içinde kıvranıyor. Evet anladık. Biz müdahalemizi ettik. Fakat müdahalemizi ettikten hemen akabinde
Kızın vücudunda böyle bir ciddi bir kasılma, 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 bir çığlık attı. Orada çok şaşırmıştım. Kızın kayınpederi ve kocası kaçtı. O anda. Kaçtı. Ve ben üzüldüm yani. Şimdi ya biri gelinin, biri karı senin bu. Niye kaçıyorsun kardeşim? Korktu yani. Haklı mıydı, haksız mıydı? Ben orada biraz üzüldüm. Kızcağız ondan sonra o bir dakika içinde çözüldü, rahatladı. Ondan sonra hayatta düzgün bir şekilde devam etti. Değil mi? Yani, peki, enteresan olaylar da yaşıyoruz yani. Peki bu o bayılmadan sonra nasıl bir etki kendisine gördünüz? Yok, bayılmadı kız. Çok bir kasılmayla çığlık attı. Evet. Bayağı bir kasıldı. Ondan sonra kız şunu dedi bana bir dakika sonra normalleşti. Oh, sanki dünyaya yeniden geldim. Vücudum kuş gibi oldu. Nasıl oldu bu dedi. Kötü enerjinin etkisi. Değil yani burada orada işte bizim yaptığımız şu. O kötü enerjiyi vücuttan tamamen boşaltmak. Peki biyoenerji kanserli hastaların üzerindeki etkisi evet. nedir? Evet, var mı bir katkısı? Var. Var. Katkısı var. Şöyle söyleyeyim. Kanserli hastalardaki etkisi eğer kanser çok ileri evreye geçmediyse ben o konuda biraz şey yapıyorum. Kanser hastasını tedavi ediyorum. Eşim dostum mesela bilir. Kanser hastasını tedavi ediyorum dediğimde böyle yapıyorlar. Hadi lan diyorlar. Nasıl olur öyle şey falan. Ya ben kanser hastasını tedavi etmiyorum. Aslında benim bakış açım, görüşüm şu. Kanser bir hastalık değil. Evet değil. Kötü enerjinin peki vücuda siz bu verdiği... Nerede vardınız? Bak yani... nereden vardım? Şuradan anlatayım ben size. Bakın temin dedim ya kötü enerjinin vücuttaki etkileri nelerdir? Mesela eklem aralarındaki sıvıları donduruyorlar, kristalleştiriyorlar. Kireçlenme diyoruz bunun adına. Organlarımıza zarar veriyorlar. Evet. Karaciğeri iflas ettiriyorlar. Akciğeri iflas ettiriyorlar. Şimdi ciddi zararlar veriyorlar. En büyük zarar verdiği nokta da şu. Lenflerimiz. Zaten bakın hep kanserin başlangıcı lenflerden kaynaklanıyor. Ve vücudun beyaz kan hücre üretmemesi, az üretmesi. Şimdi baktığımız zaman genel anlamda beyaz kan vücuda ihtiyaç olduğu zaman şundan belirli bir sayıda lenfler bir kan üretir, beyaz kan. Vücuttaki pis kandaki şeyi temizlemesi için. Vücutta kanda bir savaş oluyor devamlı. Savaş, evet. Dengeler kurulması için. Şimdi lenfler zarar gördüğü zaman, beyaz kan hücresi aza indiği zaman vücutta bu sefer organlar yavaş yavaş iflas etmeye başlıyor. Şimdi bizim burada yaptığımız olay şu. Biz bu kötü enerjiyi vücuttan alıp attığımız zaman vücut kendiyle baş başa kaldığında bu sefer lenfler, organlarımız, bütün eklem yerlerimiz kendiyle baş başa kalıyor. Ondan sonra değil mi? Kötülükte maruz kalmıyor. O kötüyle maruz kalmadığı zaman da organlar kendi kendine tedavi etme, onarma özelliğine sahip olduğu için hayat normalleşiyor. İşin açıkçası bu. Yani kanserdeki katkımız bu. Ama evet. Organ iflas etmişse... Kişi biraz daha ferahlıyor değil mi? Yani hani doturulacağı işte moralinizi çok yüksek çok, tutmanız çok, gerekiyor bakın, onun için. Bakın şimdi bilen bunu yaşayan anlar hasta son derece sıkıntılı, sancılı, kasvetli bir şekilde geldiğinde bir dakika sonra benim yanımdan giderken veyahut da benimle konuştuktan, işlem yaptıktan bir dakika sonra hayata yeniden doğmuş gibi mutlu, huzurlu, farklı bir dünyaya düşüyor. Evet. Yani bu çok önemli. Yine söylüyorum, tekrarlıyorum. Instagram adresim Yıldırım Muzafferoğlu. Beni oradan takip edebilirler. Yeni bir adresim zaten. Eski adreslerimi kapattım. Yeni adresler beni takip edebilirler. Oradan bana yazabilirler. Öncelik Instagram'dan gelen sorulara yanıtlama. Daha sonra yine WhatsApp üzerinden 545-667-4545 numaralı WhatsApp hattımdan bana ulaşabilirler, yazabilirler. Telefonla daha sonraki aşamada bunları tamamladıktan sonra, çünkü bayağı bir yoğun talepler oluyor işin açıkçası. Malum herkese aynı anda da cevap veremiyorsun. Evet. Bazen 2-3 gün sonra da ulaşabiliyorum ama ulaşacağım Allah'ın izniyle herkese. Tek tek dertlerini dinleyeceğim. Eğer bizlikse, bizim yapabileceğimiz ne varsa elimizden geleni yapacağım. Buna emin olsunlar, hiç kuşkulanmasınlar. Ben her zaman derim hastalarıma, son noktasına kadar yapabileceğim ne varsa, evet ben bunun arkasındayım. Hayır, yapamayacağım bir şey varsa, hayır ben bunu yapamam. Bu sizin doktorluktur. Ama yine bunu tekrarlamakta fayda duyuyorum. Benim hayatımda öncelik doktor. Evet. Öncelik onlar doktor. Olmadığı yerde diyorsun biz devreye gidiyoruz. Olayın bittiği yerde. Evet. O zaman hemen şey planımı anlatayım devam edelim mi? Olayın bittiği yerden devam edeceğiz. Şimdi sevgili izleyenimiz, pirinçlerimizi kavurduk. Pirinçlerimizi iyice bir kavurduktan sonra tekrardan hemen içine
Biraz tarçınımı ilave ettim, tuzumu içine ilave ettim. Doktor salata tuzumuzu aynı şekilde ilave ettikten sonra aynı şekilde 2 veya da 2,5 su bardağına yakın tavuk suyumu içine döktüm. Onunla beraber karıştırdım. Karıştırdıktan sonra bezelyemi, kullanacağım kadar bezelyemi de içine döküyorum. Bezelyemle beraber tekrardan karıştırıyorum. Su miktarına bakacağım. Eğer ki yeterliyse ekstradan su kullanmayacağız. Çok az da şuradan sıcak suyumuzu dökebiliriz. Fazla olmayacak. Evet. Bu yeterli bizler için. Hafif biraz sıcak suyumuzu döktükten sonra onu tekrardan karıştırıyoruz. Kapağını kapatıyoruz ve yavaş yavaş demlenmeye, dinlenmeye bırakıyoruz. Şimdi bu yavaş yavaş dinlenirken ondan sonra muhallebimiz harika bir şekilde hazırlandı. Onu da bir görelim fırınımızda. Nasıl olduğunu hep beraber bir görelim. Birazdan da alabiliriz sevgili izleyenimiz. Harika bir şekilde o da hazırlandı ve biraz da fırında 5 dakika bir tuttuk veya da 10 dakika tutuyoruz. Ve onu artık birkaç dakikada tutacağız ve fırında alacağız. Ve güzelce bir şekilde tatlımız da hazır. Yemeğimizi yapmaya devam ediyoruz. Fasulyemiz hazır. Sizler de dediğimiz gibi sevgili izleyenimiz evlerinizde yemeklerinizi hazırlarken yemeklerinize kullanacağınız doktor salata sıvı tuzumuz gönül rahatlığı içinde tüketebilirsiniz. Tuzumuzu da sizde de alabilirsiniz. Çok fazla para vermeden sadece 1 yıllık tuz ihtiyacınızı giderebilirsiniz. Vereceğiniz ücret sadece 100 lira gibi bir ücret veriyorsunuz. Şuradan görmüş olduğunuz 5 litrelik yanında 2 tane şişemiz ve 2 tane tuzluk yanında hediye geliyor. Ve bu setimizi sadece 100 lira veriyorsunuz. Komple setimizi alıyorsunuz. 1 yıl tuza bir kuruş para ödemeden bütün yemeklerinize sıvı tuzumuzu kullanıyorsunuz. %100 doğal, herhangi bir katkı maddesi yok içinde. Sitemizin adresi www.sivituz.com adresinden bakabilirsiniz. Sipariş vermek istiyorsanız telefon numaramızı da verelim. Orada da hem bayilik için hem toplu alımlar için, lokantalarınız için, perakende almak için bu numaralardan da ulaşabilirsiniz. 0212 912 14 74 numaralı numaradan da siparişlerinizi verebilirsiniz. Hem Türkiye'den hem Avrupa'dan da siparişlerinizi verebilirsiniz. Evet, şimdi biz de yavaş yavaş devam ediyoruz. Tatlımız hazır, yemeklerimiz güzelce bir şekilde bir hazırlandı. Biz de konularımızı işlemeye devam edeceğiz. Tabii dedin ki doktorların dur dediği yerde. Tabii biz ki. O arada devreye giriyoruz. Öncelik her zaman benim hayatımda böyledir. Yani doğru olan doğrudur her zaman. Tıp duvara dayandık. Tıp bitti. Evet. O zaman alternatif tıp. Yani bakın bunun dünyada bazı ülkeler, devletler biyoenerjiyi tıp sektörüne dahil etmiş durumda. Evet. İnşallah bizim ülkemizde de o olur ki neden olsun istiyorum işin açıkçası. Gerçekten mesela ilaç sektöründe dışa bağlı olduğumuz ilaçlar var. Evet. Yani çok ciddi paralar gidiyor. Bu ülke ekonomisine de ciddi anlamda bir zarar. Ve ben inanıyorum ki bugün Türkiye'de birçok sayıda biyoenerji uzmanı var. Ha sadece şunu yapamıyorlar. Yani benzetmem, her zaman aynı benzetmeyi yapıyorum. Şurada bir ıslaklık düşünelim. Elimizde bu ıslaklığı bu tarafa kaydırdığımız zaman buradaki sıkıntıyı gidermiş oluyoruz ama sıkıntıyı bu tarafa atıyoruz. Bir yeri değil mi? Başka yere atıyoruz. Bir yeri. Yani ensede ağrımız var. Evet, ensedeki ağrımızı aldık, kalçaya gitti ağrı. Evet. Kalçadan aldık, dize gitti. Şimdi buradaki eksiklik biyoenerji uzmanlarında, biyoenerji işi yapan arkadaşlarımızda eksiklik, bunu hangi noktada nasıl bu vücuttan alabilirim eksikliği var. Evet. Evet, ben burada eğer bana bir görev düşecekse Türkiye Cumhuriyeti adı altında ben elime taşın altına sokmaya hazırım. Çok güzel gerçekten. Gerçekten sokmaya hazırım. Evet, ben biyoenerji işi yapıyorum. Fakat gerçekten ben bu işi tam anlamıyla evet ağrıyı alıyorum fakat ağrıyı vücuttan tam anlamıyla atamıyorum diyorsa ben her türlü bilgi konusunda açık bir insanım. Çok güzel gerçekten. Yani çünkü ben isterim ki bakın bugün gerçekten belki sağlık sektöründe en büyük müzdarip olduğumuz devlet olarak dışarıya giden dövizimiz yani. Değil mi? Dışa bağımlı olduğumuz ilaçlar var. Yani bu ilaçlar evet, yani çok büyük paralar gidiyor. Yani ülke ekonomisine bir defa en büyük zararımız burada başlıyor zaten. Ve çözüm de olmuyor. İşin enteresan yanı çözüm de olmuyor. Ben tabiri caizse bir tane hasta tedavi ettiğim zaman ülkeye verdiğim katkı da benim için çok önemli burada. Değil mi?
Gerçekten öyle. Gerçekten peki, öyle. Peki yani. Biyoenerji tekrardan bir değinelim mi? Hangi hastalıklarda etkisi çok fazladır veya etkisi şimdi vardır? Her şeyin başında şunu ben öncelikle söyleyeyim. Biyoenerji tabii birçok hastalıkta etkilidir. Fakat biz bu kötü enerjiye nasıl maruz kalmayız? Kısaca evet. Onu anlatayım. Tamam, akabinde, güzel olur. Şimdi kötü enerji insan vücuduna üzüntüyle, çok aşırı neşe, sevinçle, her iki sıkıntıyla, halde de, değil mi? Sıkıntıyla evet. Gelen bir şey. Bir de pislikle alakalı. Yaşadığımız ortam temiz olması temiz gerekiyor olması. İşin açıkçası. Yani bu ana maddeler bunlar. Eğer bunlara biz dikkat edersek bu kötü enerjiye maruz kalma şansımız çok çok azalıyor. Evet. İşin açıkçası. Ha, diğer boyutta da yine söylüyorum. Tıpta duvara dayandık. Sonuçta hastalığımızın geldik. Çaresi yok. Evet. Alternatif tıp, biz buradayız. Ama bunun belirtileri, en büyük belirtileri baş dönmesi, ense ağrısı, dirseklerden aşağı olan sıkıntılar, göğüs kafeste darlanma, bel ağrısı, avuçlarında terleme, diz kapaklarındaki ağrılar ve ayak tabanlarında yanma. Evet. En büyük belirtileri bunlardır. Ve panik atak hastalığı. Bakın panik atak çok önemli bir konu. Türkiye'de çok insan mağdur bu hastalıktan. İltihaplı romatizma. Ensede önce bir tekrar değinelim. Ensede ağır bir yanma varsa, değil mi? Yok, ensede yanma değil. Ensede bir ağırlık ağrı ve ağrı. Evet, sanki kafayı fıtık olmuş gibi bir ağrı. Kafayı çevirirken zorlanma hissi. Evet. Ki zaten ensedeki ağrıyı anlıyor insan çok net. Baş dönmesi. Baş dönmesi. Göğüs kafeste darlanma, evet. Nefes alama, ruh hali bozukluğu. Evet. Dirseklerden aşağı uyuşmalar, karıncalanmalar, yine bel ağrısı, avuçlarında terleme, diz kapaklarında ağrılar, ayak tabanında da peki yanma. Bunlar yavaş yavaş mı oluyor, hepsi birden şimdi mi? Bazı hastalarda olmaz. Bu saydıklarımın hepsi, hepsi var. Hepsi oluyor. Hepsi var. Bazı hastalarda da göğüs kafeste darlanma, baş dönmesi. Yani evet. Bölgesel. Bu da şunu bize karşımıza çıkartıyor. Vücuttaki kötü enerji bazı hastada %100 vücuda sarmış, bazı hastada %30, %20. Evet, yani şimdi mesela ben şunu biliyorum. Bazı hastalarım var, tedavi olmuş bende. Evet, bitmiş hayatında, kolaylaşmış. Ama hasta diyor ki, açıyor, hocam diyor, ben diyor 6 ayda bir, hani bir şeyim yok ama 6 ayda bir beni tedavi etmeni istiyorum. Hani olur da... Peki bu kötü enerjiden kaynaklı bayılmalar da olabilir mi? Tabii, mesela bir gün çok enteresan, yine 7-8 yıl önce Adapazarı'ndayım o zaman, yaşıyorum. İstanbul'dan bir teyzem aradı beni, ablalar aradı daha doğrusu, teyze rahatsızmış. Tabii ben de teyzenin boyutunun ne olduğunu da çok iyi bilmiyorum. Telefonla evet. Sadece konuşuyorum teyzeyle. Meğerse teyzem çok vücudu çok ağırmış. Evet. Yani kendini kaldırırken bile zor kalkıyormuş. Ben teyzeye müdahale ettim. Orada da ablanın biri telefonu aldı. Ya hocam dedi, teyze bayıldı. Ben çok oldum. Çünkü ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Başınıza yani, o ana kadar... Hakikaten yani şok oldum. Korktum da. İşin açıkçası. Evet. Ondan sonra aradan bir yarım dakika, bir dakika geçti. Teyze kendine geldi. Dedim durun bakayım, bir bekleyin. Anlarız şimdi. Bir dakika geçmedi. Teyze kendine geldi. Teyzenin dediği, bana ne oldu? Teyze dedi, ilk laf bu. Dedi ya, dedik ya teyze, hocaya bak dedik sana. Ya ben sanki dünyaya yeniden geldim. Ferahladı değil mi? Yani? Tabii. Kalkmış. O kötü enerji o kadar mı insanı etkiliyor? Tabii yani, işte bakın şöyle söyleyeyim. Vücudu sarmış. Evet. Sarmış. Yani bunu biz müdahalesini ettiğimiz zaman, o vücuttan çıkış yaptığı zaman vücudu çıkarken zorladı. Ve o kadın o kısa bir zaman dilimi bayıldı. Evet. Ve bir kere oldu. O da işin açıkçası gerçekten bunu samimiyetimle itiraf ediyorum. Çok korkmuştum. Siz de, korkmuştum. Yani bir şey olacak diye korktum. Evet. Ama sonradan şunu anladım. Allah'ın izniyle biyoenerji karşıdaki insana hiçbir şekilde zarar vermiyor. Evet. Sadece fayda veriyor. Fayda veriyor. Sadece hayatını kolaylaştırıyor. Yine temin dediğim gibi biraz daha insan ferahlıyor bakın, değil mi? Bakın şu anda benim sanat camiasından birçok hastam var. İş evet. Dünyasından birçok hastam var. Ben 3 yıl ara verdiğim halde ara ara halen görüşüyorum kendileriyle. Sonra. Çünkü şunu diyorlar bana. Hocam biz seninle tedavi olduk, evet. Ama ben 6 ayda bir ne olur benim tedavimi tekrarla. Varsa bir şey temizle. Hiçbir şey yok. Ama temizlettiriyor. Niye? Rahat yaşayayım. Hem rahat yaşamak hem de işini de etkiliyor değil mi? Yani? Her yani, şeyi etkiliyor. Her şey. Şimdi mesela bakın şöyle bir şey söyleyeceğim. Bazı sanatçılar medyumlara gidiyorlar. Evet. Önü açılsın, işleri İş açılsın. Aktif olsun. Tamam, güzel.
Ama o bir takım işlemler yaparken o kişiye enerji yüklemesi yapıyorlar. Evet. Şimdi atıyorum siz 20 kilo kaldırabiliyorsunuz. Ben size 100 kilo yüklersem kaldırabilir misiniz? Yok. Belli bir zaman sonra sizde bu sıkıntı yaratacak. Bugün bazı sanatçılar var, isim vermeyeceğim, sıkıntılar yaşıyorlar ya şu an. Yani haberlerde falan duyuyoruz. Rahatsızlıkları vesaireleri. Emin olun ana kaynakları kötü enerji. Kötü enerji değil mi? İşte zamanda yani işi düzgün gitsin, işte bozulmasın, şu olmasın, bu olmasın diye medyumlarla, şunlarla, bunlarla çalışıyorlar. Fakat enerji yüklemesi, bakın rızkın önüne geçmeye çalışan sadece şeytandır. Evet. Yani Allah'tan başka rızk dağıtan sahip yoktur. Amin, evet. Ben senin rızkını çoğaltmaya çalışıyorsam bir takım başka yöntemlerle orada şeytanı devreye sokuyorum demektir. Bu da ne yapar biliyor musun? Cenab-ı Mevlam ne demişse o olur. Yani onun bu da insana, yani bu da insana belli bir zaman sonra ciddi anlamda zarar verir. Evet. Şimdi Nazım Hocam, çok fazla zamanımız kalmadı. Yani zamanın da inan ki nasıl geçtiğini yemekler de güzel olmuş. Çok teşekkür ederim geldiğin için. İnşallah tabii yine Cuma günü seninle beraber İnşallah. Bize bir Cuma program günü yaparız. Allah'ın izniyle bundan sonra her Cuma hemen hemen. Evet. Saat Allah razı yine olsun. Türkiye saatiyle 3.30 değil evet, mi? Evet. Aynı saatimiz aynı evet, standart evet, seninle evet. beraber olacak. O zaman biz şöyle bir şey yapalım. Ben şimdi pilavım kaldı. Evet. Onu da sunum yapayım. Tamam. Senin anlatacağın varsa ise sen numaranı da verebilirsin. Toparla. Onu söyleyeyim. Selam göndereceğin varsa alalım. Ben de yavaş yavaş yemekle beraber kapanış yapalım. Instagram adresi Yıldırım Muzafferoğlu. Beni oradan takip edip evet. Bana oradan yazabilirsiniz. Instagram adresine özellikle öncelik vereceğim. Arkadan 545-667-4545 numaralı telefondan, WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Öncelik bunlardır. Daha sonraki aşamada telefon trafiği olacak. Bunu söyleyebilirim. Hangi saatlerde sizi arasınlar? Valla şöyle söyleyeyim. Pazar günü hariç gece saat Avrupa saati dahil olmak üzere oradaki saat 12'ye kadar da arayabilirler. İstedikleri gibi arayabilirler. Yani bakın şunu özellikle söylüyorum. Burada bir kardeşiniz var. Artık ne nasıl görmek istiyorlarsa burada o var. Evet. Bunda çok samimiyim. Ben çok elimden güzel. Geldiği kadar son noktasına kadar ne yapabiliyorsam yapacağım da. Allah'ın izniyle. Yani onda bir sıkıntı yok. Avrupa'dan gerçekten çok seyreden ve çok güzel iltifatlar aldım. Demin de size bir tanesini gösterdim. Çok, çok hoşuma giden yazılar geliyor. Avrupa'nın birçok bölgesinden herkese çok çok kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yani Allah eksik etmesin. Amin. Allah razı olsun. Biz de teşekkür ederiz geldiğin için. Biz teşekkür ederiz. Evet, şimdi o zaman sevgili izleyicilerimiz, biz de yavaş yavaş hemen listelerimize geçelim. Ondan sonra kapanışımızı yapacağız. Hem tatlımız hazırlandı. Ondan sonra güzel bir kuru fasulyemiz, sucuklu kuru fasulyemiz ve yanında pilavımız da hazır. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Evet, sucuklu kuru fasulyemiz için 500 gram kadar fasulyemiz, 1 adet kuru soğanımız, 2 diş sarımsağımız, 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 1 yemek kaşığı kadar salçamız, 200 gram kadar sucuk, ondan sonra 2 adet domatesimiz, 3 adet biberimiz, 1 çay kaşığı kadar tuz, karabiber, pul biberimizi kullandık. 500 gram kadar fasulyemiz, 1 adet kuru soğanımız, 2 diş sarımsağımız, 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız, ondan sonra 1 yemek kaşığı kadar salçamız, 200 gram kadar sucuk, 2 adet domates, 3 adet biberimiz, 1 çay kaşığı kadar tuz, karabiber, pul biberimizi kullandık. Öncelikle tenceremize yağımızı ilave ettik. Ondan sonra soğanımızı doğradık, içine ilave ettik. Soğanımızı kavurduk, sarımsağımızı ilave ettik, salçamızı, baharatlarımızı ilave ettik ve ondan sonra yeteri kadar suyumuzu döktük. Suyumuzu döktükten sonra doktor sağlığı sıvı tuzumuzu içine döktük. Ondan sonra biberimizi doğradık, ilave ettik. Domatesimizi, sucukları içine ilave ettik. Haşlamış olduğumuz fasulyemizi de ilave ettikten sonra tekrardan bir 15 dakika kaynattık. Kaynattıktan sonra sunum yapacağımız tabağımıza koyuyoruz. Üzerini süslüyoruz. Ondan sonra da afiyet yiyeceğiniz hem lezzetli hem de güzel bir sunum oluyor. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Evet. Kadayıflı muhallebimiz için de 300 gram kadar taze kadayıfımız, 1 litre kadar sütümüz, 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 3 yemek kaşığı kadar unumuz, 1,5 su bardağı kadar toz şekerimiz, 1 paket vanilyamız, 300 gram kadar taze kadayıfımız, 1 litre kadar sütümüz, 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 3 yemek kaşığı kadar unumuz, 1,5 su bardağı kadar toz şekerimiz, 1 paket vanilyamızı kullandık. Kadayıfımızı tel tel ayırdı birbirinden. Tereyağla beraber karıştırdık. Fırına gönderdik. Onu güzelce bir şekilde bir kızarttık. Ondan sonra tenceremize yağımızı döktük. Unumuzu kavurduk. Unumuzu kavurduktan sonra 1 litre kadar sütümüzü ilave ettik. Şekerimizi, vanilyamızı ilave ettikten sonra muhallebimizi hazırladık. Kadayıfımızı alıyoruz. Birazını ayırıyoruz. Diğerini hemen üzerine muhallebimize döküyoruz. Muhallebimizi döktükten sonra tekrar üzerine kadayıfla beraber süslüyoruz. Ondan sonra fırına gönderiyoruz. Fırında iyice bir pişiyor ve piştikten sonra da afiyet yiyeceğiniz hem lezzetli hem de güzel bir sunum olmuş olacak. Şimdi de sizlere afiyet olsun diyelim.
Bezelyeli esmer pilavımız için ise 2 su bardağı kadar pirincimiz, 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 1 su bardağı kadar bezelyemiz, 2,5 su bardağı kadar tavuk suyumuz, 1 tatlı kaşığı kadar tarçınımız, 1 çay kaşığı kadar tuz, toz şekerimiz, 1 tutam dereotumuzu kullandık. Tenceremize yağımızı ilave ettik. Ondan sonra pirinçlerimizi kavurduk. Pirincimizi kavurduktan sonra baharatlarımızı ilave ettik. Ondan sonra et suyumuzu, tavuk suyumuzu içine döktük. Bezelyemizi ilave ettik. Kapağını kapattık. 15 dakika bir dinlendirdik. Dinlendikten sonra tekrardan hemen tabaklarımıza döküyoruz, ters çeviriyoruz ve tabaklarımızı süsledikten sonra da afiyet yiyeceğiniz hem lezzetli hem de güzel bir sunum oluyor. Yarın sizler için hamsili pilav yapacağız. Yoğun bir istek vardı. İnşallah onu sizin için hazırlamış olacağız. Sizler de Doktor Sağ Sıvı tuzumuzu gönül rahat içinde alabilirsiniz. %100 doğal. İçinde herhangi bir katkı maddesi yok. Sevgili izleyenlerimiz, sitemizden bakabilirsiniz. www.sivituz.com adresinde bütün ürünlerimize bakabilirsiniz. Sadece 100 lira gibi bir ücret veriyorsunuz. Komple setimizi alıyorsunuz. Bir yıllık setimizi sevgili izleyicilerim sizler de alabilirsiniz. Hemen setimizi orada da gönül rahat içinde alabilirsiniz ve kullanabilirsiniz. Biz de böylelikle evet telefon numaranızı verelim. 0212 912 14 74 numaralı numaradan siparişlerinizi verebilirsiniz. 0212 912 14 74 numaralı numaradan hem Avrupa'da hem de Türkiye'nin her yerinde siparişlerinizi verebilirsiniz. Sevgili Nazım Hocam çok teşekkür ettim geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Biz de yavaş yavaş programın sonuna geldik. İnşallah Cuma günü tekrardan görüşeceğiz. İnşallah. Allah'ın izniyle. Allah nasip ederse. Allah razı olsun, sağ olasın. Size sağ olun. Siz de Nazım Hocam'ı aramaya devam edin. İnşallah sorularınız varsa bana da yazabilirsiniz. Cuma günü inşallah kendisini tekrardan iletmiş olacağız. İnşallah. Biz de böylelikle yavaş yavaş programımıza sonuna geldik. Önce tabii ki gurbetçilerimiz. Onları çok seviyoruz buradan bütün gurbetçilerimize. Bizden kucak dolusu sevgi ve selamlar olmuş olsun. Türkiye'de izleyen herkes, bizleri yalnız bırakmayan herkese benden kucak dolusu sevgi ve selamlar olmuş olsun. Askerlerimiz, polislerimiz, memurlarımız, ekran başına olan herkese kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı göndeririz. Yarın görüşmek dileğiyle. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.